Nasılsın? İlk önce tekrardan teşekkürler sabahın köründe vakit ayırdığın için bize. Rica ederim. Arkadaşlara belirteyim, Ceyhan şu anda Kanada'da. Kanada'da şu an sabahın 8'i. Yani bizde saat 3'ken. Evet. Öncelikle teşekkürler yani vakit ayırdığın için. Seni tanıyarak başlayalım. Ben Ceyhan Kapısız. 82 Ankara doğumluyum. Boş turizm işletmeyi bitirdim. Ondan sonra daha okulu bitirmeden önce animasyonla ilgili ufak tefek işler yapmaya başladım. Önce turizmde çalışıyordum. Okulu bitirmeden full time animasyonla ilgili çalışmaya başladım. Ondan dolayı okul biraz uzun sürdü. 8 yılda bitirebildim. İlk işlerimi İstanbul'da yaptım. Animada, imajda çalıştım. Uzun süre freelance çalıştım. Türkiye'de yaklaşık 4 yıl kadar. Almanya'ya geçtim. 3 ay Almanya'da çalıştım. Sonra Londra. Sonra Londra'da 3 yıl kaldım. Şimdi Kanada'ya geldim. Bir 6 aydır yaklaşık buradayım. Yaptığım iş Visual Effects genel title'ın altında effects olarak görünüyor. Effects ve creature olarak görünüyor. Önce kabaca bir VFX'i anlatayım, Visual Effects. Bunu çok kullanacağım. VFX normalde kamerayla çekmemiz imkansız ya da çok zor olan, çok pahalı olan şartlara bilgisayar ortamında yaptığımız zaman ya da bilgisayarlar gerçeği destekleyerek çıkardığımız ürünlerde oluyor, kullanıyoruz. VFX'in alt kademeleri var. Bu bir karakterin animasyonu olabilir. Normalde çekilmesi çok zor bir patlama efekti olabilir. Ya da bir arka plan. Müzikler Efendisi'nde çokça gördüğümüz arka planları full yeniden yapma olabilir. Benim alanım genelde efekt üzerine. Efektten bahsettiğim toz duman, toz duman, sıvı simülasyonları. Genelde fiziksel bazlı simülasyonlar oluyor. Aynı zamanda CFX ile ilgili projeler alıyorum. CFX'te de Creature Effects tam açılımı. Sıfırdan bir karakteri, bir dinozor olabilir, bir insan olabilir. Sıfırdan bir karakteri sanal ortamda gerçekleştirme karakteri alıyoruz. Önce formülünü full 3D'de oluşturuyoruz, modelliyoruz. Bundan sonrasında rigging ve CFX giriyor devreye. Rigging'de içine kemik sistemleri koyuyoruz. CFX'de kas sistemleri, yağ sistemleri, muscle'ları, kas, yağ, skin sistemlerini ekliyoruz. Bunu simüle ediyoruz. En sonunda gerçekçi bir sonuç Ben alıyoruz. öğrenciyken hatırlıyorum. Sende şey vardı, böyle anatomi çalışıyordum bir ara. Evet, Hatırlıyorsun değil mi? kadavra. Kadavra şeyleri. Onlar işe Onlar, yarıyor. değil mi? Yani Ama ondan sonra anatomiyle, daha gerçek az anatomiyle okullara başladın katıldım. yani. Evet, o dönem bulduklarımız çok ordu böyle kan falan. Ondan sonra 1900'lerin başından bir anatomi sanatçısı var. Böyle her şeyi eliyle stilize ederek çalışmış. Hayvan anatomisi üzerine özellikle ondan çalışmaya başladım. O daha sempatik. İkinci kısımda dediğim gibi FX. FX'te de simülasyon çalışıyoruz. Fizik bazlı simülasyon. Bazen fizik bazlı olmuyor isteğe göre. Fizik bazın ne demek olduğunu örnekleyebilir misin? Ha, tabii yaprak düşmesi mesela, yaprağın düşmesi. Ya bir çekim yaptık, diyelim ki kamera çektik, onu daha dramatik hale getirmek istiyoruz. İstiyoruz ki arkada bulutlar toplansın, hareket etsin. Burada bir fluid simülasyonu yapıyoruz. Fizik bazlı dediğim bu. Bulutumuz var. Bulutun bu storm içerisinde, fırtına içerisinde şeklin değişmesini istiyoruz. Burada bir fluid simülasyonu yapıyoruz. Arkada bir deniz var. Denizin dalgalanmasının çok olmasını istiyoruz. Bu bir sıvı simülasyonu. Yine liquid bazlı bir simülasyon. Burada dalgaları yapıyoruz. Kıyıya vurunca nasıl köpük çıkarıyor? İnteraksiyon nasıl oluyor? Yeri nasıl ıslatıyor? Bunlar fizik bazlı. Yani hiçbir zaman bilgisayarla bir şeyi gerçekten hesaplamıyoruz %100. Bunu optimize ediyoruz, basitleştiriyoruz. Yine de temel referans noktamız bizim fizik bazlı simülasyonlar oluyor. Bir işin çalışıp çalışmadığını işlemi yaptıktan sonra bakıyoruz. Doğada fırtınalara bakıyoruz nasıl çalışıyor, bizim efektimiz nasıl, ona göre kıyaslıyoruz. Bunun dışında ben dediğim gibi bu iki kısımda çok çalışıyorum. Rigging kısmı var. Rigging'le başlamıştım ben aslında. Rigging'de tam marionet var ya, kukla oynatıcıların setup kurar, kuklayı hareket ettirir. Hazırladığımız karakteri yaptığımız setup'la onu anime edilebilir bir hale getiriyoruz. Workflow'u anlatayım. Bizim işte şöyle bir şey var. Küçük bir proje yapıyorsak, yani ufak bir reklam işi ya da beklentisinin düşük olduğu iş, bunu tek kişi, tek bir bilgisayarın başına oturup sabahtan akşama bitirebilir ama daha gerçekçi, daha büyük projelerde çalışırken workflow diye bir sistem kullanıyoruz. Yani workflow'umuz oluyor her zaman. Bir işi tek bir kişi alıp bitirmiyor. İşi parçalara bölüyoruz. Her parçanın başında bir ya da bir iki kişi ya da bazen takımlarda 10 kişi, 20 kişi olabiliyor. İşini tamamlıyor, bir sonraki gruba veriyor. O işini tamamlıyor, bir sonraki gruba veriyor. Bir tane case study olarak bir tane projemiz var. Projeyi önce dizayn ederek başlıyoruz. İlk başta projede en az insan çalıştığı dönem oluyor. Birkaç kişi genellikle yönetmenle birlikte proje dizaynı yapıyor ve previs hazırlıyor. Previs dediğim kutulardan karakterler anime oluyor. Katrajları biliyoruz, sahneleri biliyoruz. Ama sadece kutulardan basit hareketlendirilmiş bir şeyimiz oluyor. Storyboard'un bir sonraki aşaması.
İkinci aşama buradan predizden, dizayn ve predizden çok çıkıyoruz. Özür dilerim, bir şey soracağım. Bu aşamada film çekilmiş oluyor mu, olmuyor mu? Film çekildikten sonra mı oluyor bu genelde? Eş zamanlı başlıyor. Bazen filmin çekimi, filmin mesela biz çalışma aşamamızın sonuna kadar devam ediyor olabilir. Previzler hazırlanıyor. Previzler hazırlanırken bazen hiç elimizde şart yok. CG yapılacak şartlar var. CG dediğim bizim kısmımızın yapacağı şartlar var. Onda hiç görüntü beklemiyoruz ama bazen bir görüntünün üzerine efekt koyacağımız zaman görüntüyü bekliyoruz. Görüntü geliyor. O görüntünün üzerine dediğim gibi kutuları koyuyoruz. Mesela karakter animasyonu yapacaksak o kutuları anime ediyoruz çok basit bir şekilde. Ondan sonra pipeline'de devam ediyor. Pipeline'in en sonuna geldi, bu dediğim workflow'un en sonuna geldiğinde bitmiş işi filme birleştiriyoruz, publish oluyor. Dedim kutulardan karakterimizi basit animasyonu yaptık. Animasyon kısmına geçtik. Model kısmına geçtik. Model kısmında karakterlerimiz gerçekten modelleniyor. Diyelim ki karakter animasyonu yapılacaksa bu bir hayvan animasyonu, balık diyelim ki. Balığın gerçek referans fotoğraflarını alıp 3D haline getiriyoruz. Önce 2 boyutlu dizaynlarımızı 3 boyutlu hale getiriyoruz. Burada bazen model kısmında gerçek sculpting de yapılıyor. Gerçekten clay ile, hamurla bu model oluşturuluyor. Bunda da amaç 3D hala biraz sanal olduğu için gerçek dünyada oluşturuyor. Yönetmenden daha direkt bir feedback alınması için. O aşamaya geçmeden gene bu şeyle, heykelle ilgili sorayım. O heykeli yapan kim oluyor? Profesyonel heykeltıraşlar var projelerde. Aynı zamanda genelde çoğu şey oluyor. Hem CG yani hem bilgisayarda böyle heykel tool'ları var. Sculpting tool'ları, ZBrush gibi. Hem onda başarılılar hem de gerçek dünyada heykel yapmada. Onlar genelde heykeli dediğim gibi hamurdan yapıyorlar. Yönetmen ve alışveriş oluyor. Ondan sonra burada yaptıkları heykeli ZBrush'a geçiriyorlar. ZBrush dediğim 3D olarak oluşturuyorlar, modelliyorlar. Sonra bir sonraki aşamaya geçiyor. Aynı zamanda bu kısımda bu objeyi oluşturduğumuz aşamada bunun texture'ını yapıyoruz. Texture dediğim üzerindeki texture bilgisi, renk, doku bilgisini oluşturuyoruz. Mesela balıklar, pulları, her şeyi modelle yapmıyoruz. Bazı şeyleri iki boyutlu imajla yapıyoruz. Texture'dan sonra rig aşamasına geçiyoruz. Rig'de balık kendi başına şu anda 3 boyutlu dünyada hareketsiz duran 3D bir objemiz var. Biz bunu anime etmek istiyoruz. Bunu anime edebilmek için animatöre vermemiz lazım. Ama animatörler, bu animatör dediğim pipeline bir sonraki aşamasını teknik olarak çok bilgisi olmayan ama artistik olarak çok güzel gözleri olan animasyon prensiplerine hakim insanlar. Arada bu modelle animasyonun arasında rigging prosesimiz var. Rigging dediğim gibi kukla yapmak gibi çok basit tool'lar kullanarak, animatöre çok basit tool'lar vererek karaktere kompleks hareketler vermesini sağlıyor. Hatta bazen şöyle diyebilirim, animatör en sonunda birkaç tane slider'ı, birkaç tane kontrolcüyü hareket ettirerek daha kompleks hareketlere neden oluyor. Rigging burada tool'unu yazdığı zaman animatöre veriyor. Animatör burada animasyonunu yapıyor. Animasyonunu yaparken yine baştaki o previz aşamasına dönüyoruz. Previzdeki o kurduğumuz kameraya karakterlerin yerine göre objeyi yerleştiriyor, animasyonunu yapıyor. Animasyonu bitirdiği zaman bütün aşamalarda bu arada daha shot bazlı çalışmaya başladık. İlk başta daha asset bazlı. Yani modelimiz, texture'ımız, rig'imiz, bir karakterimiz varsa ama artık shot bazlı çalıştık. Mesela bir rigger'ın 3 tane asseti olabilir, 3 karakteri olabilir. Ama bir animatörün 10 tane shot'ı olabilir. Animatörler asset yapmıyor, öyle bir ayrım var. Burada birazcık daha açıklayabilir misin? Evet. Örnekle. Bir tane filmden örnek vereyim. Toy Story'de 10 tane oyuncak var. Bu oyuncağın hepsi bazı shot'larda kullanılıyor, bazılarında kullanılmıyor. Karakterlerin varlığı shot'lardan bağımsız bir şey. 10 tane karakterimiz. Bu bizim asset'imiz olarak geçiyor. Projenin başında bu karakterleri hazırlıyoruz. İlk başta anlattığım gibi bunu sculpt ediyoruz, modelliyoruz, rigliyoruz, kenara koyuyoruz. Film yapılmaya başladığında shot bazlı çalışılıyor. Filmde diyelim ki 1000 tane, 1500 tane shot var. Shot'ı açıyorsun, animatörler shot'larda animatör çalışıyor mesela. Karakteri çağırıyor, karakterle anime ediyor. Artık karakter shot'ın parçası ama karakter kendi başına her zaman ayrı bir asset oluyor. Sekans başı shot var bizde. Devamlılığı olan shot'lar var. Aynı ortamda 4 tane shot geçmesi. Türkçe'de öyle mi geçiyor? Sekans ve shot diye mi? Shot çekim diye gibi. Ha, çekim olabilir. Yani sekans, bir odanın içerisinde 5 tane şeyimiz var, çekimimiz var. Bunları shot diyoruz. Burada animasyon kısmımızı, animasyon kısmını tamamladıktan sonra FX'e geçiyoruz. Yine Toy Story'den devam ederim. Karakterimiz koşuyor toprak üzerinde. Toprakta koşarken bir interaksiyona ihtiyacımız var. Yoksa yerle kontrol olmuyor. Bunun inandırıcı olmuyor. VFX en temel kuralımız bu oluyor. Genelde inandırıcı olması izleyen için çok nadir
koşullar dışında. İnandırıcı yapabilmek için bu yerle interaksiyonu yapıyoruz. Diyelim toz, toprakta koşuyor, her adım attığında toz oluşturmasını istiyoruz. Bu kısım efeksin oluyor. Animatör bununla ilgilendi. Animatörün tek ilgilendiği kuklasını alıyor, animasyonunu yapıyor, actingini yapıyor, FX'e gönderiyor. FX yine shot bazlı oluyor. FX asset bazlı çalışmaz. 1200 tane shot'ın işte yüzünde FX varsa yüzünde de açıyor. Animasyonu sahnesini çağırıyor. Animasyonla environment'ı çağırıyor. Environment'la animasyonun interaksiyonu yapıyor. Genel bu interaksiyon üzerine oluyor yaptığımız efektler. Ne bileyim, Pacific Rim'de çalışmıştık. Bütün efektlerimiz karakterler, büyük robotlar vardı o filmde. Karakterler yere düşüyor. Yere düşünce asfalt parçalanıyor, toz duman çıkıyor, arabalar patlıyor falan şeklindeydi efekt. Şimdi Dune'le çalışıyoruz. Dune projesinde büyük sandstormlar var. İşte 7 kilometre uzunluğu, yüksekliğinde 70 kilometre uzunluğu falan. Bunun bütün olayı, hani kendi başına çalışan bir sistem ama environment'la bunun interaksiyonunu çalışıyoruz. İşte o yere geldi, yerden nasıl toz kaldırdı, burada yükselen tozlar nasıl davranıyor, işte içinden de uçak geçti, o tozlara dokununca nasıl trailler yarattı arkasında, tümüyle bunun üzerine çalışıyoruz. İnteraksiyon üzerine olmayan efektler buluyor. Mesela Venom'da çalışmıştım. Venom'da gerçek olmayan bir karakter. Tümüyle yaptığımız efektler bizim ve animatör için çok kompleks buradaki efektler. İzlediniz mi bilmiyorum, burada karakterin Venom'a dönüşmesi var, simbiyot var, Venom var, bir iki phase ve bunun arasındaki dönüşüm. Animatöre bunun kontrolünü vermemizin ihtimali yok. Daha karakter bazlı bir efekt olmasına rağmen creature ya da animatör yapamıyor. Biz efekte bunu yapıyoruz. Ve burada birazcık daha sürreal mesela yaptığımız efekt. Hani fizik bazlı simülasyonları çok göz önünde bulundurmuyorduk. Daha orijinal fikirler bulmaya çalışıyorduk. Sıvı simülasyonları çok şey oluyor. Yine full fizik bazlı sıvı simülasyonlarımız en ağır simülasyonlar oluyor. Diğerlerine göre çok daha gerçek hesaplamamız gerekiyor. Efekte böyle bir kuralımız var. Hani hiçbir zaman bir efekt yaparken full gerçek dünya sistemiyle yapmaya çalışmıyoruz. Çünkü çok pahalı bir simülasyon. Bir bardak suyu bile simüle etmemizin imkanı yok. Çünkü gerçekten hesaplayabilmek için molekül bazlı bir simülasyon sistemine girmemiz gerekiyor. Onun için her zaman her şeyi basitleştiriyoruz. En basitinden işte 70 kilometrelik bir smoke simülasyonu yapmıyoruz da onu 7 metreye düşürüyoruz. Ya da scale'leri küçültüyoruz, resolution'ı küçültüyoruz. Ama sıvı simülasyonda da en zor olanı oluyor. Sıvı simülasyonda yaptığımız o fake'ler genelde kaliteyi düşürüyor. Bunun için en ağır simülasyonlarımız oluyor. Genelde optimize edebiliyoruz çalışmalarımızı. Bu arada zorluk derken, örnekle de anlatayım mesela. En son sandstorm var, en ağır şartımız filmdeki. Bizim bunu bitirmemiz bir günlük render zamanı oluyor. Tek makineye versek bir günlük ya da tek makineyle iki günlük böyle workstation'larımız var. Eğer tek makineye verirsek sıvı simülasyonlarımız 2 yıl sürüyor. Böyle bir farkımız var. Hala öyle sürüyor mu ya? Evet abi sürüyor. Şey, eskiden render tarlaları vardı böyle 2000 tane şeyi bağlıyorlardı. Hı. Hala öyle render tarlaları var değil mi? Bizim de var. Galiba 1000 tane makinemiz var Montreal'da. Onu bağlıyoruz. 1000 tane makinede 2 yıl mı sürer yani diyorsun? Evet, bir makineyle 2-3 gün sürüyor. İyiymiş. Eskiden köpükler en zor oluyordu, suyun köpüğü. Hala öyle mi? Yok, şu anda bayağı kolay. Şu anda mesela suda en zor kısım ne? Yani hangi anı şeyi? Bunu her şeyi zaten fake yapıyoruz. Mesela suyu koyduk, gemiyi koyduk, suyun içinden bir şey çıkıyor falan. Bunun full simülasyonu bırakmıyoruz. Zaten her dalgasına kadar kendimiz kontrol ediyoruz. Nasıl kontrol ediyoruz? Force'lar veriyoruz, gerçekte olmayan. Mesela dalgayı oluşturan şey, en basitinden dalgayı oluşturmayı da anlatayım. Buna benzer bir şartımız vardı. O bir şey çıkıyor suyun içinden. Yönetmen dalga istedi. Hiç gerçekçi durmuyor dedi. Hı hı. Ne yaparsak yapalım çıkmıyor. Gerçek simülatörü soktuğumuz zaman. Çünkü adam her şeyi mükemmel, en optimize şekilde hesaplamaya çalışıyor. Bunun için biz dalgayı okuduk. Hani dalga nasıl oluşuyor? Suyun içinden bir obje çıkarken dalga nasıl oluşuyor? Sonra gördük ki suyun içerisinde orbital velocity'ler oluşuyor. Şöyle radial hareket oluşuyor. Bir force oluşuyor. Bu force oluşunca buradaki partikler yükseliyor, şuradakiler aşağı iniyor. Burada bir level farkı oluyor. Aynı zamanda bu orbital velocity şu şekilde olduğundan şu yöne doğru hareket oluyor. Bu aşağı iniyor, bu buraya gidiyor, dalga oluşuyor en basına. Bundan bir sürü koyduğumuz zaman bu dalgayı fake edebiliyoruz. Bunları kontrol kısmında sıkıntı olmuyor. Sadece biz bir sürü kontrolcümüzü ekledik, simülasyona koyduk. Bunun output'unu bekleme kısmı zaman alıyor. Output dediğim bütün her şeyi dedi. Output dediğim final olarak bize sıvı simülasyonu verecek. Render falan değil, gerçekten sıvı, geometri bir output verecek. Bu kısmı beklemesi çok uzun sürüyor. Bir sorun vardı hocam ama. Buyurun. Sıvılardaki hesaplamanın zorluğu hareketin hesaplanmasında değil mi? Yani sıvının nasıl davranacağının hesaplanmasında. Aynen.
Güzel soru. Burada temel mesela gaza göre farkı şu oluyor. Compressible ve uncompressible sıvılar var. Liquid mesela. Sıkıştırılabilir. Aynen. Aynen sıkıştırılabilir. Gaz mesela sıkıştırılabilir bir fluid. Bunun simülasyonundan daha kolay oluyor. Ama suya baktığın zaman su sıkıştırılamadığı için bir yerdeki hareketi başka bir yerde de görmek istiyorsun. Sürekli bunu takip etmek istiyorsun. Bu da simülasyonu zorlaştırıyor. Bir de çok daha yüksek detaya ihtiyacın var. Mesela gaz daha dediğim gibi bir patlamada duman efekti yaparken tek bir pasta bunu çözmek zorunda değiliz. Genelde FX'e çok kullandığımız şeydir. Birden çok ana dumanı yaparız. Yerde shock wave yaparız. İşte o patlamadan şarap nereler uçar, her şarapların arkasını trail yaparız. Bunların hepsini ayrı ayrı çalışırız. Sonra kolaj gibi bunları birleştiririz. Ama sıvıda çalışırken böyle bir şansımız da olmuyor. Az önce bahsettiğiniz gibi compressible olduğu için her şeyi tek seferde hesaplamamız gerekiyor. Gazlar evet. Gücü emdiği için ona göre hareket ediyor ama su direkt gücü aldığında diğer taraftan hareket etmesi gerekiyor. Aynen. Onun için. Kesinlikle. Onun için her zaman bunu check etmemiz gerekiyor. Katılarda da aynı şey geçerliliği nasıl oluyor peki? Yani onlar da sıkıştırılamadığı için. Katılar için şöyle örnek vereyim. Bundan daha önce dinozor projem vardı. ILM'in dinozorları var. Filmin adını unuttum. O Jurassic Park'ın yeni çekimlerinde dinozorların şeyleri yapılacak. Bir tane parkta gösterim yapılacak. Onun için çalışıyorum. Bu dinozorlarda şey sistem var. Skin'ini ve flesh'ini kasını simüle etmek istiyoruz bunu. Ve bunun için sıvı olarak hesaplamıyoruz. Katı olarak hesaplıyoruz. Bir yerde bir kas sıkıştırma yaptığında bunun çevresine dağılmasını istiyoruz. Bunun için çok daha aynı sıvı gibi çalışan aslında. Enerji FEM deniyor. Finite element deniyor. Bunu bu sistemi kullanıyoruz. Burada şey, karakteri tetralara bölüyoruz. Bütün karaktere. Ve bir yerden güç aldığı zaman bir yan tarafa bunu aktarıyor. Ve ne kadar fazla bastırıldığı zaman bu, aynı sıvıdaki o kompres olma gibi bir tet ne kadar fazla bastırırsa o kadar potansiyel enerji birikiyor. Sonra bunu boşaltmaya çalışıyor çevresine. Bunun sayesinde iki dinozor geldi. Yan yana geldiler. Çarpıştılar birbirine. Bu FEM'ler sıkıştırıldığı için bu yüzeyindeki FEM'ler potansiyel enerjiyi biriktiriyor. Sonra geri yansıtıyor. Evet, geri itiyorlar. O ripple'ları oluşturuyor. Aslında temelde her zaman aynı mantık gidiyor. Sıvı ve katıda. Katının güzelliği bunu çok daha optimize edebiliyorsunuz. Bir dinozor, 10 metrelik, 20 metrelik dinozoru 1 milyon tane bu tet diye bahsettiğim şeye bölersen çok güzel bir simülasyon alabilirsin. Ama bayağı fizik alanına da giriyor aslında değil mi? Yani efendim? Gerçek bir fiziğin, yani fizik biliminin yansıtması gereken şeyleri katarak gerçekçiliği elde etmeye çalışıyorsunuz bir nevi. Kesinlikle. Her zaman bu öncelimiz oluyor. Yani baktığımız temel referansımız oluyor. Bir efekt çalışıyor mu çalışmıyor mu ona bakıyoruz. Fizik paper'ları okuyamıyorum ben. Hani okumayı isterdim ama genelde şöyle yapıyoruz. Hani projeye başladığında Wikipedia'da o fiziksel formüllere gelene kadarki kısmını okuyoruz. O anladığımız kadarını 3D'ye uyguluyoruz. Ama mesela şey insanlarla tanıştım. Bu gerçekten fizik paper'ındaki o kompleks formülleri falan okuyup bunu uygulayan insanlarla tanıştım. Londra'da vardı öyle bir iki kişi. Bu her zaman çok başarılı olduğu anlamına gelmiyor. Çok daha mühendislik sağlam sistem yapıyorsun ama o zaman da artistik kısmı kaçırıyorsun. Böyle bir şeyi yarım anlayınca öyle bir artistik dengesini olur. Kurmak gerekiyor. Anladım. Aynen. Çok süper mesela teknikle çözemediğimiz için daha artistliğe abanıyoruz. Onun sayesinde daha optimize setuplar yapıyoruz. Daha bizde şey çok önemli, hani yönetmenden bir feedback geldi, ona göre daha artistik ve drive edebilmek, değiştirebilmek. Çok mükemmel teknik setuplar yaptığın zaman, gerçek dünyayı birebir simüle ettiğin zaman böyle şeyler yapamıyorsun. Son bir de aklıma gelen, çığ efekti katıya mı giriyor yoksa sıvı efektine mi giriyor? Ha, güzel soru. Çığ çok güzel bir efekt. Çığda her şey var. Çığda birikme kısmı için sıvı simülasyonu kullanıyoruz. Ama çok büyük parçalarda, çok büyük parçalar için katı kullanıyoruz. Önce katı bir asıl katı büyük parçamız var. Onun arkasından düşen ve yerde toplanması gereken kısımları sıvı simülasyonuna yakın bir simülasyon yapıyoruz üst üste birikebilen. Ondan sonra toz simülasyonumuz var. Ondan sonra küçük partikler ve o küçük partikelların oluşturduğu full fluid, daha ince partikler. Genelde hep böyle oluyor. Suda çalışırken de böyle. En büyük parçadan başlıyoruz. Ana efekti yapıyoruz. Ondan sonra onu bir inceltiyoruz. Ve bu ana efektten oluşturuyoruz. Ondan sonra bir kere daha inceltiyoruz. Onu oluşturuyoruz. Bir kar topu attık mesela. Asıl bloğumuz var. Bundan küçük düşen parçaları ikincil olarak hesaplıyoruz. Ondan düşen parçaları daha küçülmüşleri üçüncül olarak. Bu şekilde böldüğümüz zaman çok daha optimize oluyor. Gerçekten çalışmaya başlasak, kendimiz beğenmesek herhangi bir kısmını, dördüncü stepindeki bir kısmını, tek blok çalışırken o sıkıntı oluyor. Ama blok çalıştığınız zaman
sorunu daha güzel görüyorsun. Diyorsunuz şurada bir sıkıntı var. Sorunun olan bloğu değiştirmek ya da düzeltmek daha kolay oluyor. Aynen. Aynen. Böyle her zaman iki tane temel şeyiniz var. Birincisi hiçbir zaman her zaman gerçeğe göre basitleştiriyoruz sorunu. İkincisi parçalara bölüyoruz. Parçalara böyle çözmeye çalışıyoruz. Bir de parçalanma işi yapıldığı zaman, yani mesela bir buzun kırılması, çatlağın ilerlemesi veya da asfaltın veya bir taşın kırılmasındaki o kırılma neye bağlı? Yani onu hesaplarken nasıl oluyor ya da simüle ederken? Tam olarak nasıl kırılacağını, yani o çatlağın nasıl oluşacağı tamamen rastgele mi yoksa belli bir şeye dayanıyor mu? O da güzel bir nokta. Ne kadar rastgele olacak? Bazı sistemler full artistically drivable yapıyoruz. Yani tümüyle bunu çalışan artist kontrol ediyor. Alıyor asfaltın üzerine nasıl kırılma olsun. Bir şey düştü, kırılacak ya. Orada artist gerçekten kalemiyle alıp çiziyor üzerine. Bir tarz efekt böyle oluyor. Buna genelde çok kameraya yakın hero shotlarda böyle yapıyor. Ama bazen robot düştü, yer kırılıyor ama o kadar büyük bir alan ki 100 metre, binlerce küçük parça olursa bunu bu şekilde kontrol edemeyiz. Full dinamik bir şekilde bunu kırmasını sağlıyoruz. Ama genelde ikisinin arasında oluyor. Belli parametreler giriyoruz ve bu kırılmalar ayarlanıyor. Ve ondan sonra aldığımız feedback'e göre, aldığımız feedback'e de kendimiz çok spesifik bir şey beğenmediğimiz zaman genelde yaptığımız sistemler oluyor, öyle oluyor. O spesifik şeyi değiştirebilecek güçlü olması gerekiyor. Pacific Rim'in son filminde, son sahnesinde şey vardı, hani robotun uzaydan gelip çarptığı sahne vardı. Orada hem sanırım çığ var hem katıda kırılmadan kırılma efekti vardı. Orası bayağı hani yüklü bir işe benziyor da, hani bunlar aklıma gelerek sordum nasıl bir şey olduğunu anlayabilmek için. Çok çok güzel söylüyorum ben. Teşekkür ederim. Güzel şey yaptın. Pacific Rim öyleydi. Şey, final kalitesi olarak çok çok iyi bir iş değildi. Hani şey için çok kısa bir zamanda yapıldı. Ama ekip sayısı yani yine de az değildi. 300 küsur kişiydi. Londra ve Vancouver yapmıştı. Londra'da çalışıyordum o zaman. Efekt olarak çok güzeldi ama film olarak çok şey değildi tabii. Yani biraz zayıftı. Evet. Ama ya benim bile de yani şey olarak sevdim ya, ben benim kurguyu seven biri olarak gayet beğenmiştim yani. Bu arada senin notlardan ilerliyorsun gibi hissediyorum. Çok bölmemeye çalışıyorum. Yo bölebilirsin ya, notların hepsini tamam. Anlatmam 2 dakika sürer. Okay. Az önce Workflow'a başlamıştık, evet. Ya. Oradaki aşamaları anlatmıştık ya. Hı-hı. Ne yapıyorduk? Design yaptık. Hı-hı. İlk projemizi design ettik. Buna göre previz yaptık. Çok kaba animasyonlarını yaptık. Sonra buradan modeli hazırladık. 3 boyutlu hale getirdik. 3 boyutlu hale kuklasını ekledik, rigi yaptık. Ondan sonra animatöre verdik. Animatör animasyonu yaptı. Ondan sonra bana geldi. Ben efektini yaptım doğal simülasyonlarına. Benden sonraki kısmına geldim. Tamam, render. Şu anda biz yaptığımız işte mesela az önce bahsettiğim su simülasyonu ya da storm ya da toz duman. Bunu aslında kendimiz bizim render alıyoruz. Render dediğim kısım. Şu ana kadar çalıştığımız her şey 3 boyutlu bir data, biz bunu görsel olarak görüyoruz ama bunun ışığını kamerasına ekliyoruz, aynı gerçek dünyadaki gibi. Işığımızın lokasyonunu koyuyoruz, kameramızı koyuyoruz. Materyal bilgilerini veriyoruz. Materyal bilgisi dediğim, bir tane topu render alırken bunun nasıl materyali var? 3D'de ilk başta bu nötr, hiçbir şey bilmiyor, Lambert olarak dedi. Bunun nasıl spekleri olacak, ışığa karşı nasıl tepki verecek? Bu bilgileri veriyoruz ve bundan sonrasında render alıyoruz. Render alma dediğim, bu kameradan, bu materyalin, bu ışığın bilgisine göre sonuca ulaşıyoruz. Şu aşamaya kadar ki bizim efekti görme şeklimiz daha data şeklinde, hani çok gerçekçi bir kısımda değil, ışık gölge bilgisi olmadığı için. Ama şu aşamada, render aşamasında daha gerçek bir sonuca ulaşıyoruz. Render aşamasında normalde biz efekti yaparken kendimiz uyguluyoruz. Ama en son aşamada filme entegre edilmeden önce profesyonel, hayatında render'dan başka hiçbir şey yapmayan lighting artistler var. Yani onlara veriyoruz. Onlar çok daha color konusunda bizden daha iyiler. Sinematografik gözleri bizden daha iyi aynı zamanda. Onları alıyorlar, ışığını yerleştiriyorlar. Yine yönetmenden aldıkları feedback'lere göre ışıklarını, sahnelerini yerleştirip render'a bırakıyor. Render prosesi simülasyon kadar olmasa bile yine ağır bir proses oluyor. Yine iş akışında farmı %20-%30 kilitliyor. Hatta daha bile fazla kilitliyor olabilir, %40 kilitliyor olabilir FX render kısmında. Bu aşama bittikten sonra elimizde gerçekçi karelerimiz oluyor. En son aşamada komp'a giriyoruz. Komp dediğimde gerçek filmden tekrar bir tane efekt yaptığımızı düşünüyorum. Karakterleri ve patlama çatlama efektlerini CG'den aldık, departmanımızdan aldık. Gerçek footage'lar geldi çekimden. Bu ikisini birleştirme kısmı komp oluyor. Komp ne yapıyor? Arka footage'i koyuyor filmdeki çekimimize. Üzerine yaptığımız efektleri koyuyor. Bir bakıma Photoshop diye gözlerinde canlanması için. Kesinlikle Photoshop. Photoshop'un hareketli versiyonu.
Nuke çok standart oldu bu konu. Nuke diye bir program kullanılıyor. Ama After Effects dediğimiz şey çok daha basic olsa bile aynı mantık aslında. After Effects'te de yine shot'ları üst üste koyuyorsun. Bunu birleştiriyor. Komple daha fazla kalır, daha ince detaylandırmalar getiriyor. Bu interaksiyonuna dair daha başarılı çalışması için bu interaksiyon oynanıyor. Komp bitirdiği zaman her bir shot artık bitmiş oluyor. Komponuna yardımdığı zaman. Bundan sonra en son kısım dağıtıma gitmeden önce bu shot'lar birleştiriliyor. Son kurgusunda editleri yapıyor ve yollanıyor. Bütün prosesimiz de böylece bitiyor. Bütün workflow'umuz. Ben burada bir şey sorayım. Burada edit gelirse son dakikada nasıl hallediyorsunuz? Ya şey oluyor. Bütün shot'ların başına sonuna handle diye bir şeyimiz var bizim. Her shot 10 frame fazladır. Başından 10 frame fazladır sonunda. Ufak tefek editler genelde böyle yapılıyor. Hani 3 frame alınır, 3 frame uzar, 3 frame kısalır. Bunlarda hiç sıkıntı yok. Genelde kısalırlar. Ama çok nadir durumlarda şey olabiliyor. DC Comics'in çoğu filminde olan bir şey. Wonder Woman'da çalışırken son 3 ay kala projenin dağıtımını şey dediler. Biz final fight seconds sekansına bu Marvel DC filmlerinde olur ya, en sonunda bir kavga sekansı olur. Bunu biz beğenmedik çünkü izleyici kitlesine izletmişler. Onlardan kötü tepki aldığı için bunu değiştiriyoruz diyorlar ve 6 aylık bir emek insanların genelde full atılıyor. Yeniden başlanıyor. Bayağı ciddi bir şey. Ve kadar son 3 ay var değil mi? Efendim? Ve son 3 ay var. 6 aylık emek atılıyor ve yerine 3 aylık bir süreç geliyor, öyle mi? Aynen. Ya bizim zamanımıza göre artı bir zaman veriyorlar ama her zaman şey diyorlar. Ya siz zaten bu projede bir yıldır çalışıyorsunuz. Bunları yaptınız. Sen artık daha hızlı yapabilirsiniz gibi bir düşünce. Yine kadar doğru ama hani çok çok doğru değil tabii ki. Şey peki, zaman oluyor. Sorum şey olacak. Kaç kişiye izletmişler ki böyle bir karara vermişler? Yani onları hiç bilmiyorum. Onlar hep kapalı oluyor. Ama Marvel'in de bazı filmlerinde öyle sıkıntı oluyor. Infinity War'da olmuştu bir tanesinde. Ben çalışmıyordum bu projede ama insanların 6 aylık emeklerini çöpe attılar. Ama genelde DC'nin bütün filmlerinde oluyor. Çöpe atılan süre ne kadar bu arada? Yani olsa kavga sahnesi dediğin kaç dakikalık bir süre alan? 5 dakika falan mı? 2 dakika falandı galiba şeydeki. Wonder Woman'ın birincisinde 2 dakikalık bir sahne vardı. Ben Londra'ya da ilk çalışmaya öyle gittim. Bunlar panik oldu. O panik olup böyle durumlarda firma hemen eleman alıyor dışarıdan. Londra'da ilk işim oydu. Hani orada o sahneyi toparlama içindi. Birbirlerine tank falan attıkları sahne herhalde. Efendim? Birbirlerine tank attıkları sahne mi? Aynen. O sahnelerde çalıştım işte. Tank falan atıyorlar. Tabii çok sıkıcı bir şey. Bir arkadaşım vardı Infinity War'da. 6 ay boyunca çok güzel bir efekt yaptı. Efekt o atıldığı zaman, 6 aylık kısmı emeği atıldığı zaman çocuğun reyeline, şov reyeline hiçbir şey koyamıyor. Onunla ilgili hiçbir şey sinemalarda izleyemiyor ve 6 aylık şeyi kayıp aslında. Hiçbir yerde paylaşamıyorsun bir de o şartların. İyi ya da kötü. Çok güzel bir efekti. Sadece izleyici kitlesi beğenmemiş mesela. Feedback on. İzleyici kitlesi beğenmemiş. Yayınlayamıyoruz diye. Öyle bir proses oluyor. Dediğim gibi bu genel olarak çok basitleştirilmiş bir şekilde workflow'umuz bu oluyor. Buna dışarıdan support kısımları var. Prodüksiyon support oluyor. Her zaman yaklaşık her 10 artistin bir tane prodüktör oluyor. Prodüktör senin taskını takip ediyor. İşini zamanında yapıyor musun? Yönetmenden gelen feedbackleri doğru anladın mı? Bunlarla uğraşıyor. Pipeline bir tane şey bu noktada yine support veriyor. Sen teknik bir sıkıntın var mı? Bir tool yazılmasına ihtiyacın var mı? Mesela dediğim gibi bazı artistler çok daha teknik çalışıyorlar. Rigging artisti. Bazen artistler çok daha estetik çalışıyorlar. Daha düşük bir teknik kapasiteyle çalışıyor. Pipeline iki kısmı da yardımcı oluyor. Animatörün istediği tool'ları da develop ediyor. Rigger'ın istediği tool'ları da develop ediyor. Şey ya sorayım da tam bu arada. Şey dedim diye aklımda kalmıştı. İngiltere'de çalışırken birisi her sabah gelip sanki bir eksik var mı diye kontrol ediyor demiştim diye hatırlıyorum. 300 tane çalışanı her birine teker teker kontrol eden sırf işi o olan değil mi? Evet. Bir kişi değildir o. Ya işte yani. Ya bir meslek yani sırf bu takip için. Evet. Yani çok büyük kişi. Ne oluyor çok ne bitiyor? Yani onun şey, haber network'ü çok zahmetli bir şey o kadar kalabalıklar. Ya şeyde hep sıkıntı oluyor işte. Yani bazen 10 kişi oluyor. Şu anda benim prodüktörüm benimle birlikte 10 artiste bakıyor. Bazen 30'a falan çıkıyor ama firmalar büyürken böyle bir sıkıntı oluyor. Mesela 10 kişi çalışıyorsun sen, hani bir tane prodüktör yetiyor, 20-30 kişiye yetiyor ama eğer sen 1000 kişilik bir firmaysan, 1100'e çıkarınca işte artık oradaki artış çok yüksek oluyor. Piramit gibi çıkıyor ya yukarıya doğru. Bu prodüksiyon kısmı da böyle çok yüksek kantallaşmaya başlıyor hatta bir yerde. Ama yapabileceğim bir şey yok. O olmadığı zaman da iletişim sağlanmıyor. Eksik oluyor her zaman. Şey diye bir örneğin var diye hatırlıyorum da bir şey için değişiklik için yani başka bir sahnedeki birisiyle iletişim kurmak için birisine söylüyorsun, o birisine söylüyor, o birisi değil mi?
Evet, onu bir örnekleyebilir misin? Nasıldı o? Tabii. Tam hatırlamıyorum onu detayını. Çok, ilk başta çok garip geliyordu, artık içselleştirdim böyle, çok dert yani bu yanlış hatırlamıyorsam ilk ben onu da görmüştüm, çok şok olmuştum. Bir basit bir animasyon revizyonu vardı. Animasyon revizyon dediğim, animasyondan bitti. O az önce anlattığım workflow gibi animasyon işini bitirdi. Bana verdi. Ben çalışmaya başlarken bir şey yanlış gördüm. Bunu animatöre söyleyecektim ama şey dediler, kesinlikle animatöre yazmadan lazım bunu. Sen kendi lead'ini yazacaksan, hani benim lead'im projede benden sorumlu olan kişi, o iletişime geçecek. Ben lead'imi yazıyorum, o animasyonun lead'ini yazıyor, o animasyonun lead'i animatöre yazıyor. Burada böyle bir çatallanma oluyor. sıkıntı şey de bazen burada hiyerarşide üzerinizde bir değil birkaç kişi olabilir. Karşı tarafın eğer supervisor bu konuda birazcık şeyse, bizde böyle 3 title'ın en üzerimiz supervisor var mesela. Artist var, senior var, lead var, supervisor var. Supervisor direkt supervisor'dan feedback istiyor. O zaman 3 çatal yukarı çıkacak, öbür tarafa geçecek, 3 çatal aşağı inecek. Onun için bazen şey kaçak yollarla sistemin takip edemediği şekilde direkt iletişime geçmek daha hızlı oluyor. Bu arada bu hikayede yönetmen nerede? Şu iletişim konusunda. Yönetmen bunlarda yok. Yönetmenin işi şey oluyor. Bu arada biz mesela çalışırken hiçbir zaman yönetmenle direkt çalışmıyoruz. Yönetmenin nasıl yanında bir sinematografer var, bütün şartları şey yapıyor. Bir tane de VFX yönetmeni var. VFX supervisor diye geçiyor. VFX supervisor'ın görevi bütün filmdeki o şartların, efekt şartlarının çalışmasını sağlıyor. Hem birbiriyle iletişime ve onun verdiği okey, yönetmenin de okey oluyor. Birbirler arasında genelde olması gereken çok iyi bir şey oluyor. Biz her zaman o VFX süplerle çalışıyoruz. VFX süp geliyor, haftada bir kere yaptığımız işe bakıyor. Bazen projenin kritikliğine göre. Londra'da biraz daha yüksekti. Sürekli bizim verdiğimiz feedbackler, aldığımız feedbackler ondan oluyor. Comp yaptık, paketledik projemizi, yolladık. Support tool'la, support'ta insanlarından başladık. Pipeline dediğim gibi tool'lar yazmada yardımcı oluyor. Prodüksiyon, o prodüksiyon kısmında şey var. Klasik, onun dışındaki departmanlar klasik. HR'ımız var. HR, immigration, recruitment bunlar klasik olan diğer firmalarda olan çalışanlarla aynı sınırın. Core employee bunlar oluyor. Montreal'de yaklaşık 600 kişiyiz şu anda. Londra'da 1000 kişiydik. Bizim tümüyle değişebiliyor ama genelde film yapıyorsan, filmden şat alıyorsan bizden büyük oluyor. Employee çalışan sayın. En yüksek ama bir stüdyoda, yani bir lokasyonda 1000-1200 kişinin üzerinde çok fazla bilmiyorum. Çünkü bir yerden sonra artık idare etmen çok zor oluyor. Yani 1000 kişi zaten. Bu arada 1200 kişinin yaklaşık 800'ü falan şeydir galiba, artisttir. Artist dediğim bu workflow'dadır. O kalan 400'ü diğer elemanlar olduğunu düşünüyorum. Yaklaşık olarak. Genelde çalışan şeyini anlatayım da, çalışan portföyünü anlatayım. Dediğim gibi hani workflow'daki bütün işler aslında birbirinden bir noktada çok bağımsız, çok daha teknik işler var, çok daha artistik işler var. Günün sabahtan akşama kadar texture boyayan insanlar var, daha full, yani yine bir dijital ortam ama kremini, brush'ını alıp böyle ya da sabahtan akşama kadar kod yazan insanlar var. Onun için artistlerde de genelde böyle bir ayrım var. Full teknik artistler, daha analitik görüşen, daha analitik yaklaşan soruna, daha mühendis gibi sorunu çözen, bir tarafta da full artistik yaklaşan artistler var. Yani sadece sculpting yapıyor mesela, onun çok fazla teknik, yani işiyle göre teknik var ama daha artistik sonuç oluyor. Ve bunun arasında bir gradient var. Mesela FX kısmında ben sabah başladığım zaman kodla yazıyorum. FX'ini yaparken final işine kadar karar veriyorum, orada hareket estetiğine kadar görüyorum. Bunun için bazı işlerde de böyle ikisinin arasında hibrit oluyor. Geçiş oluyor. Ne kadar bu geçiş geniş olursa o kadar aslında keyifli oluyor benim gözümde. Yani tek bir şey yapmaya göre ve kendine göre belli challenge'ları da oluyor. Ama dediğim gibi bu tümüyle bu gradient üzerinden geçiyor. Sanırım benim aldığım notlarda anlatmak istediğim şeyler bunlardı. Aa, müthiş anlattın. Hani şey hiç hani böyle resim gelmedi yani. İyi, süper. Bir sorun varsa şey yapabiliriz. Şeyle ilgili benim sorular olacak da sizden bir soru var mı? Sizden de gelebilir yani. Benim var. Ha, tabii. Başlayabilir miyim? Tabii. Sorabilir miyim? Mezun olduğunuz bölümde yaptığınız iş alakasız değil mi? Ha. Yani öyle bahsetmiştiniz. Nasıl başladınız? Yani çizime yeteneğiniz mi vardı yoksa hala çizim bilmiyor musunuz? Bu işler nasıl yürütülüyor? Yani bunun
sizin açınızdan prosesi nasıl? Mesela ha. sizin kendi gelişiminiz nasıl oldu? Ben onu merak ediyorum. O mezun olduktan sonra bu işe başlama sıranızı, yani nasıl diyeyim, kendi yeteneğinizi nasıl keşfettiniz? Onu merak ediyorum. Çünkü yetenek keşfetmek bizim yaşımızdaki insanlar veya işte bizden bir yaş küçük veya bizden iki yaş büyük insanlar için çok önemli bir şey. Çünkü insanlar gerçekten yeteneğini keşfedemiyor. Siz de hani başka alakasız bir bölümden mezun olup kendi yeteneğinizi keşfederek oralara kadar geldiyseniz orada sihirli bir dokunuş vardır. Ben o dokunuşu merak ediyorum sadece. Yani teşekkürler soru için, çok iyi. Şey kısmını diyeyim. Yaptığım işin çoğu kısmında hani yeteneğimi kullanmıyorum aslında. Ben çizim yapıyorum. Çocukluğumdan beri öyle bir çizme ilgim var. İlk işe başlarken de hani çizim üzerinden ilerlemek istiyordum. Ama şu anda mesela hiç çok çok kısıtlı bir kısmında çizim. Hani aslında full yetenek üzerinden gelişmiyor. İşe başlarken ama şöyle bir artısı oldu. Turizmde çalışıyorum işte. Yaptığım iş online otel pazarlaması yapan bir sistem vardı. Seyahat ajansı. Dünya global bazda yapıyorduk. Avrupa'dan otel alıyorduk, Türkiye'de satıyorduk ya da dünyanın başka yerlerine satıyorduk. Ben buradaki sistem analizi yapıyordum işte. Analizliği gibi bir şey yapıyordum. Nerede sıkıntı olur falan gibisine. Çok sıkıcıydı yaptığım iş. Yani bütün gün boyunca oturuyorum, şey yapıyordum. Kim hata yapabilir? Ondan sonra patron bir taraftan sıkıştırıyor, kim hata yapıyor işte falan. Sen hiç olmamaya çalışıyorsun falan. Ondan sonra çok bunaldığım bir dönem şey yaptım. Türkiye'deki bütün reklam ajansı, grafiker ajansı, grafik diye bir kim varsa ona mail attım. İşte 30-40 tane bir tane şablon hazırladım. Kendi yaptığım çizimleri koydum. İşte ben bunları yapıyorum. Grafik designer olmak istiyorum. Çok da bilmiyordum o zaman açıkçası grafik designer. Sadece karikatür çiziyordum ben. Onlardan sadece bir tanesinden cevap geldi. O da şansıma animasyon firmasıymış. Çok basit de olsa 2 boyutlu, 3 boyutlu animasyonlar yapıyormuş. Gel dedi, bir stajyere ihtiyacımız var. Ben gittim, staj parası falan da vereceğiz dediler ama mükemmel durum. Hiç beklemiyordum ben. Parasız falan çalışıyordum. Mailde de öyle yazıyordum zaten. Sonra orada 2 yıl çalıştım. Çok kötü işler yaptık ama. hani yaptığımız bir TRT çizgi film denememiz oldu. Çok korkunç. Bamit tavuklar vardı, efsane bir dönem. Ne vardı? Bamit tavukları vardı. Böyle izleyin yani, böyle çok. Modunuz düşmüşken yani kötü iş nasıl olur? Onları falan yaptık ama şey açısından güzel oldu bir noktada, orada yürümeye başladım. Üniversiteye devam ediyordum esnada. Çok da şey olmadı açıkçası, sihirli dokunuş olmadı, biraz zorlama oldu. Hani senin dediğine gelecek olursam biraz çok sıkılmıştım artık. Hani başka bir şeyler yapmak istiyordum. Biraz daha kendi üretken bir şeyler yapmak istiyordum. Bizim sektörde yeteneğin kısmı kesinlikle dediğim gibi o full artistik kısımdaysan, özellikle full renkle, formla uğraşıyorsan hem şeyin bilginin çok iyi olması lazım, o daha fotoğrafi, sinematografi bilginin iyi olması lazım ama yani gerçekten talent gerekiyor. Ama bu arada gradient kısımdayken ya da daha teknik kısımdayken o kadar yetenek olduğuna inanmıyorum. Yani daha çok keyif alma, sevme, onun üzerinde ilerlemenin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Bir de vakit ayırma değil mi? Çalışma. Evet, tabii yani çok fazla çalışmayan ben dönemimde çok hoşuma değil diyordu. Film yapmak istiyordum. Kısa film yapmak istiyordum. 30'a yakın projeye başladım. Bitiremediğim bir projem oldu. Hep zaman alıyor tabii. Bunlar sıkılmadan çalışabilmek gerekiyor. Yani şeyi isterdim. Hani bir noktada çizime daha fazla şu anda diye devam ediyorum çizim yapma. Ama profesyonel olarak değil, daha keyif aldığım için yapıyorum. Çizmemin şöyle bir artısı oluyor. Bir efekt geldiği zaman her zaman çizerek başlıyorum. Ben yönetmenle çalışırken yönetmen önce bitmiş bir efekti göstermiyorum. Çizerek anlatıyorum. Bak şöyle bir şey yapacağım. Şunu şöyle hareketlendireceğim. Böyle teknik bir çizim yapıyorum. İşte böyle işime yarıyor. Ya yani, ön görüşmelerde kullanıyorsunuz. Yine hayatınızın bir yerinde böyle. Tabii. O işinize yarıyor. Yani dediğim gibi aslında bu sihirli dokunuş, bahsettiğim olay sizin kendi ruhunuzdaki özgürlüğünüzü yakalamaya çalışmanız olmuş burada yani. Ya beğendim. Güzel güzel hikaye, beğendim. Güzel başlamış yani. Teşekkür ederim, çok sağ ol. İyi oldu tabii yani şeyde biraz sıkılmaya başlamıştım turizmde. Onda da az çalışmadım bayağı. Yani lisede 16 yaşında falan başladım. Şimdi 24'üne kadar 8 yıl falan çalışmışım orada da. Bizim sektörde mesela ona dair şey aksi çok güzel. Diğer endüstriler yaparken gerçekten yaptığınız işe göre değerlendiriyorsunuz. Turizmle kıyaslayacağım burada. Orada biraz daha politika ya da şey kısmı oluyor. Hani ağzını at yapıyor, işini biraz kurtarıyorsun. Ya da tam tersi öğreten. Evet. Tribüne oynama şansı oluyor orada. Aynen, tribüne oynuyorsun birazcık. Patronla aranması falan. Bizde gerçekten şey değil. Birisi yanlış bir title almışsa onu mutlaka geri çekiyorlar ya da
olduğundan daha mütevazı, daha düşük bir noktadaysa oraya mutlaka çıktı. Çünkü yaptığın gerçekten işin önemli. Ve her zaman birey olarak bu çok muazzam bir artı. Ama hani global olarak şeyde bir sıkıntımız olmaya başladı. Yani son 10 yıldır her yıl şey kısmı biraz daha güvensizleşiyor endüstri. Çünkü bizim çalıştığımız şirketlerin çalıştığı kar marjları düşük. Asıl bu büyük projelerde falan da bizim stüdyolarımızdan daha ziyade bunun dağıtımcısı para kazanıyor, oyuncusu şunu bunu para kazanıyor ama filmlerde kredilere bakın en sonunda mesela FX kısmı, animasyon kısmı falan görünüyor. Projelere göre genel olarak çok düşük bir değer veriliyor. Bunun için şey kısımlarımız özellikle yeni başlayanlar için tutunma kısmı birazcık zor oluyor. Umarım ileride bu da düzelecektir diye düşünüyorum. Daha insanların da bayağı artık tutum atmaya başladı. Özellikle yeni girenler için bu stresli ortam düzelecektir diye düşünüyorum. Şey kısmında, yani staj kısmında hani nasıllar tam bilmiyorum, reklam ajansının kısmında. Yok şey senin deneyim açısından yani mesela Animadaki deneyim açısından. Deneyim açısından ikisinin kıyaslamasını yapabilirim. Yani Türkiye'de çalışmayla evet. Yurt dışında çalıştım. Yurt dışında da reklamda çalıştım. Frame Store'da, burada İngiltere'de bir filmde reklam da yaptım 9 ay kadar falan. Projelerin çok daha bütçe kısımları çok daha farklı olduğundan çok daha geniş zamanınız oluyor. Geniş zamanınız olunca daha güzel kalitede iş yapabiliyorsunuz. İşinize duyulan saygı miktarı daha farklı. Türkiye'de duyulduğuna göre yani ben Türkiye'deyken yine iyiydi ama şu anda duyduğum şey bayağı kötü duruma gelmiş. Onda çok büyük fark var yaptığınız iş ve tabii karşılığında fark var. Yurt dışında daha iyi kazanıyorsunuz. Onun dışında özledim Türkiye'nin artısı genelde şeyde çalışma ortamı daha butik. Ben Türkiye'de çalıştım küçük yerlerde. Animada falan da çok büyük değildik. Ya da Türkiye'de ben bir arkadaşımla 3 yıl birlikte çalıştık sanırım. O kısmını özlüyorum tabii. Çok daha şey, burada işe başlıyoruz. Çok sempatik insanlar, çalıştığımız insanlar ama sürekli verimli bir şekilde çalışıyorsun. Türkiye'de verim çok daha düşüktü. Daha rahat çalışıyordum. Boy boyla. o rahatlığı özlüyorum. Şimdi ben şeyim var. Benim birden fazla prodüktöre sorumluyum ben. Yani benden sorumlu olan ve her biri benden haftalık rapor istiyor. Hani güzel çalıştın mı? İstemiyorlar işimi düzgün yapınca. Ama bir şey yavaşladığı zaman halini hatırını soruyorlar. Hani nasılsın? Her şey klasik. Ne o işler bitmiyor şey. Böyle bir baskın hissediyorsan. Türkiye'de ya ben bunu tercih ediyorum. Ama eğer daha rahat bir çalışma şartı dersen karşılığını çok daha mı olur? Daha rahat olsun. Sanırım Türkiye bir tık daha iyi olabilir. Sadece ama şey kısmından bahsediyorum burada. Yani 3D animasyon kısmından bahsediyorum. Genelleme yapamam bunda. Çünkü diğer kısımda hem mesela bir programcısan Türkiye'de hem yoruluyorsun, aklını alamıyorsun falan galiba. Sadece dediğim bu workflow'daki title'lardan bahsediyorum. Burada title'lardan bir de şeye geldim de. Freelancer'lıktan, sen şu anda freelancer değil de contractor olarak geçiyorsun değil mi? Onun ne demek şu an? Full time employee. Ha full time. Contractor olarak da çalıştın ama değil mi bir ara? Yanlış hatırlamıyorum. Tabii yeni geçtim zaten. Contractor çalışmanın ne demek olduğunu biraz anlatabilir misin? O da çünkü şey, bu şu ana kadar gelen bütün konuklar şeydi, freelancer kişiler. Contractor yeni bir kavram olabilir. Freelancer'dan farkı, freelancer'dan farkı. Tabii şey yapayım. Bu arada son 5 dakikamız, sen son sorumla tamam. Hazırla. Ben bundan olur. Sonra işe geçmem gerekecek. Temel fark şöyle. Türkiye'de freelancer çalışırken kendi şirketini kuruyorsun, dışarıdan iş alıyorsun, bunu yapıyorsun, yolluyorsun. Yurt dışında bir firmayla çalışırken film yapıyorsa bu şey yapamıyorsun. O firmalar freelancerlarla çalışamıyorlar. Freelancerlar onun firmasından kontrat alıyorlar ve o firmanın kapsamında çalışıyorlar. Çünkü mesela Universal'la iş yapıyorsun. Universal diyor ki ben tek bir firma görmek istiyorum. D-Nek ve Ceyhan Kapısız'ı görmek istemiyorum. D-Nek'i görmek istiyorum. Onun için D-Nek sana kontrat veriyor. Kontratta şu oluyor. Diyor ki benimle bir yıl çalışacaksan ben bunun karşılığında sana aylık şu kadar para vereceğim. Buradan o zaman ikinci soruya geçeyim. Efendim? Bir soruya daha geçeyim vaktin az kaldı diye. Aha. Birazcık da şey bilgisayar oyundan bahsetmek istiyorum. Yani şey o süreçten de filmle bilgisayar oyunu arasındaki farktan bahsediyor musun? Son süper soru. Farkından gitmek daha kolay aslında. Bilgisayar oyunda, filmde bu bahsettiğim o pipeline'deki bütün parçalar var. Sadece pipeline'de dizayn ederken yani yine modelinizi dizayn ediyorsunuz, karakterin, animasyonun her şeyini dizayn ediyorsunuz ama previs kısmı, yani o ara jenerikler dışında previs kısmı olmuyor. Çünkü burada sinematografi aslında birazcık oyuncu belirliyor. Hani oyuncunun baktığı kamera açısı, hareketi falan. Ama onun dışında bütün prosesler, rigiydi, efektiydi falan
aynı mantıkla ilerliyor. Sadece daha küçük bir ekip yapabiliyor. Çünkü bunlar programlanıyor. Bir efekt kısmına geldiğin zaman simülatör yapıyor bunu. Hani bir efekt artist gelip tekrar onu real time'de oynatamayacağı için. Ya da animasyon her şey kodlanıyor. Karakterin hareketine göre o animasyon aktive oluyor. Ölmesi ona göre oluyor. Ama overall'da yapılan bütün işlemler aynı. Oyundaki karakterler daha düşük. Polygon resolution diyeceğim. Kalitesi daha düşük olabilir, efektleri daha düşük olabilir. Çünkü bunlara her frame update etmeniz gerekiyor. Bu az önce bahsettiğim artistik ve teknik gradientiniz vardı talent için. Oyunda da aynısı geçer. Hani bir taraftan full kodunu yazıyorsunuz, teknik bir kısmı var. Bir taraftan orada animasyonu yapıyorsunuz, daha artistik bir kısmı işliyor. Özellikle tek başına oyun yapmak çok daha tatmin edici oluyor. Çünkü bu gamut'taki bütün şeye hakim oluyorsunuz, step'lere. A'dan Z'ye senin oluyor. A'dan Z'ye sana ait oluyor. Çok daha personal bir şey oluyor. Daha kişisel bir üretim oluyor. Çünkü ben filmde çalışırken düğünde mesela hani baba efektleri yapıyoruz ama yine de şeyiz. Hani benimle birlikte 30 tane falan efekt sahibiz var. Hiçbir zaman için hani belli şartlarda olsa bile o tam tatmin olmuyor. Ya da ben bir şey tam olarak karar veremiyorum. Bazen bir efekt çok seviyorum ama yönetmen sevmiyor. Oyun yaparken böyle bir güzelliği var. Özellikle tek başına indie game yapıyorsanız çok iyi. Son soru var mı sizde? Yani benim soracağım genel olarak bir soruyu siz sordunuz zaten hocam. Hani farkları soracaktım da genel olarak hani efekt bazında, yani daha doğrusu sanallaştırma bazında anladığım kadarıyla çok benzer. Hani sadece biraz daha oyun motorlarının verdiği yararlar var oyunlarda. Yani burada aynı filmde de efekt yaparken önce bir setup kuruyoruz biz. Sonra efekt artistine veriyoruz. Ben artist bir tool develop ediyorum, artiste veriyorum. Oyunda şöyle oluyor. O tool'u develop ediyorsun. Animasyon ya da efekt için küçük engine develop ediyorsun. Onu bir animatöre vermiyorsun, oyuncuya veriyorsun. Oyuncu işte silahın ateş ettiği zaman o efekt uygulanıyor. Ama ben çok yakın buluyorum ikisine. Birisinde gözünü geliştirdiğin zaman arasında switchler falan gayet mümkün. Hele son çıkan birkaç oyunda ben kalite farkı iyice düşmeye başladı filmde şeyin arasında. Ben de birkaç tane gördüm öyle. Son zamanlardaki sinematikleri oyunların özellikle bayağı iyi. Çok çok başarılı, çok güzeldi. Ki Star Citizen sanırım bu alanda bayağı iyi olacak ileride. Gerçi o şeyi de kullanıyor. Kameradan yüzünü okuyup karakterin ağzını, gözünü oynatabiliyorsun kendin. Konuşurken falan mimik yapabiliyor. Hı. Evet, o sistemle beraber bayağı güzel bir şey olacak da bakalım. Evet. Hala geliştiriliyor. Şey yapabiliriz yani. Seni de çok fazla sabahın köründe kaldırdık. Sağ olasın. Her şey için teşekkür ederim. İşe başlayacaksın. Şey yapmayalım. Rica ederim. Daha fazla meşgul etmeyelim. Sadece şey 9'da benim iş başı yapmam gerekiyor. İşte onun için şey yapmayayım dedim. Evden çalışıyoruz ama 9'da başlıyoruz. Evet. Öyle bir disiplinimiz var. Ben de teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık. Gayet güzel, zihin açıcıydı, keyifliydi. Ben teşekkür ederim. Umarım bir gün gerçekten de görüşüp oturup bir şeyler içip konuşma şansımız olur hep beraber. Öyle bir umutta bulalım. Evet. Çünkü bu sıra insanlar gerçekten artık yüz yüze görmeyi özledi. Evet ya. Bu arada Özgür sanırım paylaşmıştır benim linkimi ya da mail adresimi. İstediğiniz herhangi kafanıza takılan bir şey olursa çekinmeyin yazın. Şu aralar özellikle bol vaktim var. Cevaplarım mutlaka. Umarım dediğim gibi Türkiye'ye geldiğimiz zaman da denk geliriz. Evet. O zaman sağlıcakla kalın. Sağ olasın. Ağza sağlık. Teşekkürler. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Evet.